Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocan. Yine seninle birlikteyiz. ısı sıcaklık kısmını bitirdik. Nereye geldik? Genleşmeye. Tabii ki de TYT kitabımızda, konu anlatım kitabımızda, video anlatımlı kitabımızda genleşmeyi de hallettiğimiz zaman bu üniteyi tamamlamış olacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyebiliriz. Genleşme kimle gerçekleşir? Katılar genleşir, sıvılar genleşir, gazlar genleşir. Maddenin hepsi genleşir ama gazlar için genleşme ayırt edici özellik değil. O halde biz seninle ne yapacağız bugün? Sıvılarda ve katılarda genleşmeyi inceleyeceğiz. Diyoruz ki bir katı veya sıvının sıcaklığı arttığında enerji artışı sonucu molekülen titreşim enerjisi artar ve madde böylece genleşir tamam. Madde soğutulduğunda tam tersi gerçekleşir. Ona da okey. Sıcaklığı azalan maddeler büzüşür. Yani hacimleri azalır. Hepsi tamam. Sıvılar da genleşir. Ama şöyle bir durum var. Su... Su yine geldi. Bu durum için istisnai bir davranış sevgiler. 0 santigrat derecenin artı 4 santigrat dereceye kadar suyu ısıttığın zaman ne beklersin? Sıcaklığı artarken hacminin de artmasını beklersin ama su öyle yapmaz. Hacmini artı 4 santigrat dereceye kadar azaltır. Hacmi azalan suyun böylece öz kütlesi de öz kütlesi de artmış olur. Burada dikkat etmen gereken nokta bu. Hacmi artıyor. Şimdi Dikkat etmemiz gereken nokta şu yine söyleyelim. Artı 4 santigrat dereceye ulaştığı zaman suyun hacmi minimum değere ulaşıyor. Tabii ki de bu grafiği böyle çok yayvan bir grafik olarak böyle pat diye düşüp yükselen bir grafik olarak düşünme. Grafik çok küçük bir eğrisel grafik. Ona da dikkat et. 8 dereceye geldiği zaman 0 santigrat derecedeki hacmine geri ulaşıyor. Aynı mantıkla buradan öz kütleyi düşünürsen hatırlasana. D eşittir m bölü v değil mi? O zaman değiştir en bölü v olduğuna göre hacmi küçülen maddenin öz kütlesi olacak artacak. Suyun öz kütlesi artı 4 santigrat derecede maksimum değere ulaşacak. Maksimum değerdeki öz kütleyi zaten biliyorsun. Ne alıyorduk onu? 1. O zaman buraya 1 gram bölü santimetre küp olarak ifade edebiliriz. Buraya da 1 yazayım ben öz kütleye. Artı, de, artı 8 santigrat dereceye ulaştığında 0 santigrat dereceki öz kütlesine tekrar eşitlenecek. Tabi burada dikkat etmen gereken aslında şu sevgili arkadaşım. Su 0 santigrat derecede donuyor. Biliyorsun. Artı 4 santigrat derece suyun en yoğun hali. Bunu sakın buradan çıkartma öz kütlesinin en büyük olduğu hacminin en küçük olduğu durum o yüzden de artı 4 santigrat derece virgül artı 3 santigrat derece gibi şuraya bir artı ekleyelim santigrat ekleyelim artı 3 santigrat derece gibi sıcaklıklardaki su nerede oluyor? kabın en altında oluyor. E bu da bizim için büyük bir avantaj. Zaten bunu yorumlarken şöyle diyoruz. Özellikle burada canlıların yaşamsal faaliyetlerine devam edebilmesi için aşağıdaki sıcaklığın donma noktasına ulaşmaması lazım. Yüz tarafta ise su ile buzun birbirine temas ettiği noktalarda şunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Sıcaklık 0 santigrat derece olacak suyla buzun birbirine temas ettiği noktada dışarıdaki havanın çok soğuk olduğunu düşün. Mesela hava kaç santigrat derece olsun? Eksi 20 santigrat derece. Eksi 20 santigrat derece sıcaklıklarda burada belki ısıl dengeyi sağlayamayacağız. Eksi 19.5, eksi 19.8 gibi sıcaklıklar oluşacağız ama tabanda artı 4, artı 3 gibi özellikleri göreceğiz. Bu da suyun önemli özelliklerinden bir tanesi. Tabi genleşme olayı günlük hayatta büyük öneme sahip. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Şu su davranışını lütfen unutma. Özellikle genleşme ya da büzüşmeye önceden önlemler alınması ciddi problemler yaşanabiliyor. Bunlardan bir tanesi çok iyi bildiğim bir şey eminim ki demir yollarında rayların arasında boşluk bırakılması. Elektrik tellerini yaparken işte yazın elektrik tellerini yaparken hafif gevşek bağlarız ki kışın uzayıp uzadığı zaman kopmasınlar. Mesela bu da bizim için önemli. Beton, beton yollar. Beton yollar sıcak yaz günlerinde uzayarak kış günlerinde büzülerek istenmeyen sebeplere, sonuçlara neden olabilirler. Bunları engellemek için ne yapıyoruz? O beton yolların bağlantı noktalarında, büyük köprü geçişlerinde boşluklar bırakıyoruz ki o boşluklar sayesinde ezilmeler, bükülmeler olmasın. Sadece burada değil ki çok büyük binaların yapımında, çok yüksek binaların yapımında da bunu kullanıyorsun. Ya da farklı sistemlerde de aynı şekilde bir şekilde genleşmeyi ihmal etmeden işi dikkatli bir şekilde yapman gerekir. İşte diyoruz ki yazın arabaların depolarına çok fazla yakıt doldurmayalım. Çünkü içeriye tamamen tıka basa doldurduğumuz yakıt arabanın deposunda genleşerek aslında hasarlara sebep olabilir. Bu da bizim için önemli. Ayrıca şöyle güzel bir örnek daha vermek istiyorum genleşmeyle ilgili. Belki bilirsin. E, büyüklerimiz bilirler. Soğuk bir bardağın içerisine sıcacık çay dolduracağı zaman derler ki ya önce kaşığı koy üstüne çayı doldur. Niye? Çünkü metal kaşık ısıyı hemen alacak. Bardağın hızlı bir şekilde genleşip çatlayıp kırılmasına engel olacak. Bu da burada kalsın belki işine yarar. Kim bilir belki bir yerde belki bir üniversite sınavında karşına gelecek. Şimdi genleşme. Ha, geldik sıkıntılı nokta. Sıkıntılı nokta derken bak şimdi ben burada sana bir formül yazacağım. Birçok hocam belki kitapta diyecek ki seninle ilgili kitabın önündeyse kitabın. Nerede kitabımız? Kitabımız önümüzde ise birçok hocan sana diyecek ki bak o formül o denklem müfredatta yok ki. Ahmet Hoca niye yazmış? Ya arkadaşım ben de biliyorum müfredatta olmadığını ama o beni bana yorum yaptıracak. Benim için önemli o. Tamam mı? Şimdi anlatacağım zaten. Bir, genleşmeyi incelerken boyca genleşme, yüzeyce genleşme ve hacimce genleşme olarak inceleyeceğiz. Şimdi boyca genleşme katı bir cisim Isı, ısıtıldığında veya soğutulduğunda uzunluğundaki değişim şöyle ki 1 santigrat derece sıcaklık değişiminde meydana geldiğinde uzunluğundaki değişim 1 metrelik katının bizim için ayırt edici özellik. Buna boyca genleşme kat sayısı diyoruz. Boyca uzama kat sayısı katı maddeler için ayırt edici özellik ama şuna da dikkat et. Aslında her türlü sıcaklık Şimdi mesela şöyle düşün 20 santigratlıktan 21'e geldiğindeki sıcaklık değişimiyle 200 dereceden 201'e geldiği zamanki sıcaklık değişimindeki boyca uzama miktarları aynı olmaz. Ama biz bu detayı ihmal ediyoruz. Biraz daha kolay soru çözelim diye. Lütfen buna da dikkat et. Olur mu? Peki boyca genleşme neymiş? Şöyle düşün. 1 metre uzunluğundaki katının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştiğinde katının boyundaki meydana gelen değişimdir. Burada sana güzelce L0 boyunda bir katı verdim ben. L0 boyundaki katıyı ısıttım. Isıttığım zaman boyu ne yaptı? Uzadı. Soğuttuğum zaman boyu ne yaptı? Kısaldı. Aslında buradaki temel mantığım şu sevgili arkadaşım. Diyorum ki ilk baştaki boyu şurasıydı. Şuradaki boyuna ne diyorum yine? L0 diyorum. Aynı şekilde bunun boyu tamamen burasıydı. Buradaki boyuna L0 diyorum. Evet bir kez daha vurguluyorum. Diyorum ki şu denklem müfredatta yok. Şimdi diyorsun ki Ahmet hocam niye anlatıyorsun? Bak burayı lütfen iyi dinle denklem müfredatta yok ama ÖSYM senden şunları bilmeni istiyor. Bir katının genleşmesi ilk boyu ile doğru orantılı, sıcaklık değişimi ile doğru orantılı ve katının genleşme katsayısı ile doğru orantılı. Yani basit bir yaklaşımla sen L0, alfa ya da lambda delta T'yi öğrenirsen ki buraya lambda da diyeceğiz, bazen de alfa diyeceğiz. Bunu iyi öğrenirsen üçünü birlikte bildiğinde aslında olay çok basit bir hale gelecek diyeceksin ki ve tamam. Aha ilk boyu hatta benim için en önemli detaylardan bir tanesi şu. ilk boyu aşırı derecede önemli. Aha genleşme katsayısı aha delta t sıcaklığındaki değişim. Ve tekrar söylüyorum. Buradaki alfa'yı lambda olarak da yazabilirsin arkadaşım. O zaman bunu bildiğimiz zaman bizim için yeterli. Peki burada en önemli olan şey ne? İlk boy. Lütfen buna dikkat et. Gerçekten ben şöyle altına yazmak istiyorum. Çok önemli. Çok önemli. Bununla ilgili şöyle basit yan tarafa hemen bir şekil üzerinde açıklama yapmaya çalışacağım. Böyle bir şekil üzerinde küçük bir şey göstereceğim sana. Bakalım nasıl cevap vereceksin ya da sorduğum bu basit soruya doğru cevap verebilecek misin? Mesela şöyle bir yatay düzlemimiz olsun. Bu yatay düzleme iki tane katı yerleştireyim ben. Gördüğün gibi sevgili arkadaşım. Bir tanesi şöyle bir katı olsun. K katısı ya da X katısı çok önemli değil. Bir tanesi de şöyle bir L katısı ya da Y katısı olsun. Şimdi bu katıların ikisini de eşit miktarda, eşit miktarda sıcaklık değiştirecek biçimde ısıtacağım ikisini de. Bunun boyu da burada. Gördüğün gibi katıların boyları arasında bir miktar fark var. Şuradaki farka D diyelim. Şimdi buna ne diyelim? İşte K katısı diyelim. Buna da L katısı. Bak burada da lambda yazmışım. Bunu da lambda olarak al kitabında lütfen. Şimdi ilk K katısı ve L katısını eşit miktarda sıcaklık değişimi olacak şekilde. Yani diyor ki K ve L'nin L'nin sıcaklık değişimleri yani delta T'leri delta T'leri eşit olacak şekilde ne yapacağım? Isıtacağım. Şekilde ısıtılıyor. Peki, ısıtıldığında D uzaklığı değişmiyor. Yani katılar arasındaki D sabit kalıyor. Şimdi ben sana soruyorum. Genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir? Ee, eğer diyor sanki Hocam şöyle düşünelim. Katıların her ikisi de belli bir miktar uzayacak. Eğer bunlar sıcaklıkları arttırıldığında delta T'ye kadar boylarındaki o mesafe, boy farkı değişmiyorsa o zaman eşit miktarda uzuyorlar. Çok haklısın. Eşit miktarda uzuyorlar. Peki genleşme katsayılar da eşit mi? Ben genleşme katsayılarını sordum sana. Genleşme katsayıları ile ilgili hani diyorlar ya şu denklem müfredatta yok. Evet ben de biliyorum yok. Ama o denklemi şöyle minicik kullansan. Bak şimdi desen ki lambda k çarpı mesela ilk boy ne? L k çarpı lambda k çarpı delta t. Bu bunun boyundaki uzama. Eşittir. İlk boy L L çarpı lambda L çarpı delta T. Bu da bunun boyundaki değişim. E delta T'ler zaten eşit değil mi? E şimdi bakıyorum ilk boy olarak K'nin ilk boyu yani L K L L'den büyük doğru mu? L K daha büyüktür L L'den. O zaman aynı miktar uzayabilmeleri için lambda L'nin daha büyük olması lazım lambda K'den. Yani burada genleşme katsayısı daha büyük olan katımız L katımız olacak. Mesela bu soru için bence o denklem gayet faydalı ve gayet de güzel bir denklem oldu. Şimdi yukarıya geçiyorum hemen yüzeyce genleşmeden bahsedeceğim sana. Yüzeyce genleşme ilk yüzey alanı sıfır olan bir katının yüzeyindeki ısıtılması sonucunda yüzeyindeki yüzey alanındaki büyüme artış yüzeyce genleşme olarak ifade edilebilir. Yüzeyce genleşme iki boyutlu genleşme olduğu için katının bir boyuttaki genleşmesi olan lambda boycu uzamanın neyi alınır? iki katı alınır ki yüzeyce genleşme bulunur. Isıtıldığında ilk alanı A0 olan katımız şuradaki artış delta A kadar büyüdü. Peki ilk başta şu kesikli çizgilerle A0 verilen katı ilk alanı A0 olan katımız delta A kadar ne yaptı? Küçüldü. İşte bu katının boyundaki değişimi ifade eden denklem delta A eşittir. Bak dikkat et. A0 çarpı 2 lambda çarpı delta T. Niye 2 lambda? Çünkü dikkat lambda neydi? Boycu uzamaydı. 2 ile çarptım. Yüzeyce genleşme oldu. Aynı mantık. Unutma. Ve burada da yine ne önemli senin için? İlk alan önemli. İlk alanı büyük olan sıcaklık değişimi eşit miktarda olduğunda daha fazla büyüyecek. Güzel. Bu da aynı mantık. Şimdi hacimce genleşmeye geldiğim zaman üç boyutlu. E, üç boyutlu olursa Ahmet hocam o zaman ne yapacağım? Boyca genleşme katsayısını 3 ile çarpacağım. Buraya da ilk hacim yazacağım. Arkadaşım 3 tane formül yok aslında. 1 tane var. İyi dinle beni. 1 boyutta ilk boy çarpı boycu o zaman. çarpı sıcaklık değişimi. 2 boyutta ilk alan çarpı 2 lambda çarpı sıcaklık değişimi. 3 boyutta ilk hacim çarpı 3 lambda çarpı sıcaklık değişimi. Aslında bir tane denklem var. Kaç boyutta çalışıyorsak lambda'yı onunla çarpıyoruz ve bence çok güzel bir ifade. Ve gerçekten o formül müfredatta olmasa da onu bilmek sana ciddi bir ayrıcalık kazandıracak. Şimdi gelelim sıvılarda genleşmeye. işte alfa daha çok sıvılarda genleşme için kullanılır. Bir kabımız olduğunu düşünelim. Altına lütfen benimle beraber yazar mısın? Kabın genleşmesi sıfır değil. Biliyorsun bu bir YouTube destekli konu anlatım kitabı. O yüzden seninle birlikte yapmalıyız. Benim buraya yazmadığım bir sürü teknik var. Ama konu anlatımda sen benimle birlikte bunları yazarsan var ya soru kaçırmayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi buraya ne yazıyoruz? Diyoruz ki kabımızın genleşmesi kabımızın genleşmesi ihmal edilsin. Genleşmesi olmayan bir kap olmaz. Mutlaka bir madde varsa o madde genleşir. E peki kabımızın genleşmesini ihmal ettik. İşte sıvımız neredeydi? E, bu seviyedeydi. Bir miktar ısıttık. Farz et ki sıvımız bu seviyeye kadar geldi. O zaman sıvının hacmindeki değişim ne kadar oldu? Şuradaki değişim. Ve sıfır delta V'ye kadar. Ve sıfır ilk hacmi. İşte bu durumda ne diyoruz? Delta V. Hacimdeki değişim. Hemen ifade edersek. Ney? Ve 0 çarpı alfa çarpı delta t. Peki buradaki alfa ne? İşte bu da önemli. Buradaki alfa sıvının doğrudan hacimce değişim katsayısı. O zaman diyorum ki sıvının hacimce genleşme katsayısı. Hacimce. Lütfen sen de yaz benimle birlikte genleşme neyi? kat sayısı. Peki işte bu sıvının hacimle genleşme katsayısı alfa olduğuna göre sıvılardaki alfa katılarda niye tekabül etmekte? 3 lambda'ya tekabül etmekte. Peki hocam sıvılarda niye boycu uzama almadık? E alamayız arkadaşım. Çünkü sıvının boyu yok, alanı yok. Sıvı mutlaka bir hacim katlar değil mi? Olay bu. Çok rahat bir şekilde ifade ettik. Şimdi bir cisminin, şimdi cismin, bir cismin genleşmesiyle ilgili çok güzel, harika, efsane özellikler var. Şimdi seninle birlikte bu özellikleri tanımlamaya çalışacağız. Bir cisim ısıtıldığında veya soğutulduğunda hacmindeki değişimi sana sorarlarsa, şeklindeki değişimi sana sorarlarsa lütfen onu bilgisayar ekranında ya da Cep telefonunda çektiğin bir fotoğrafı telefon ekranında büyütüyormuş gibi düşün gerçekten çok işine ama çok işine yarayacak. İşte o yüzden birinci madde şu bir cisim ısıtıldığında veya soğutulduğunda hacmindeki ya da şeklindeki değişim bilgisayarda büyütülen bir fotoğrafa benzetilir. Ve bu büyüme sırasında boşluklar dahil ısıtılan cisimler için boşluklar dahil tüm uzunluklar artar soğutulan cisimler için tüm uzunluklar azalır. Artış ve azalmalar ilk boylar, ilk alanlar, ilk hacimlerle orantılı olduğu için açılarda herhangi bir değişiklik gözlenmez. Tabii katımızı bir yere sıkıştırmadıysa kırılır, eğilir, bükülür o bambaşka bir durum. Lütfen ona dikkat et. Ve bununla ilgili çok güzel bir soru var. Bakalım sen ne diyeceksin. Diyor ki örneğimizde homojen tel bir bir telimiz var. Bu teli büktük ve o noktasından sabitledik. Sonrasında bu teli ısıttık. Isıttığımız zaman A ve B uçları nasıl değişir? A ve B uzunlukları nasıl değişir? Şimdi ben çözmeden önce hem de sen videoyu durduruyorsun bir çözüyorsun. Ardından bir de birlikte çözelim. Ne dedin? A uzunluğu kısalır B uzunluğu kısalır mı dedin? Şimdi lütfen dikkat et. Eğer her iki uzunlukta kısalır dediysen şöyle bir hata yapıyorsun diyorsun ki hocam şuradaki çubuk aşağıya doğru uzadığı için uzadığı için B ucunu aşağıya indirir ve çubuğumuzun yere olan uzaklığı şu B uzaklığı kısalır diyorsun. Ama lütfen dikkat et. Şuna peki bu çubuğun senin dediğin gibi şuradaki parçası aşağıya doğru genleşirken diğer tarafta o noktasında yere sabitlenmiş olan şu çubuğun parçası yukarı yönde genleşmeyecek mi? O zaman burası da yukarıya doğru gidecek. E bu durumda da B uzunluğunun artması gerekecek. Peki genleşmede neydi? En önemli şey ilk uzunluk. ilk alan, ilk hacim. Bunları unutma. Peki şu çubuğun uzunluğu bu çubuğun uzunluğundan daha fazla mı? O zaman oradaki çubuk daha fazla uzayacak. Yani atıyorum burası 3 cm uzarsa Belki burası sadece 2 cm uzayacak. O zaman ne diyeceksin? Ya hocam tamam o zaman şurası 1 cm yükseldi. Yani B arttı. Peki A'ya bakalım. A'da da şuradaki çubuğu şu kenarını düşündün belki de. Dedin ki hocam burası bu tarafa gidiyor. A kısalıyor. Peki şunu da düşündün mü sevgili arkadaşım? Yukarıdaki çubuk daha uzun. O da bu tarafa doğru gidiyor ve A'nın uzamasını sağlıyor. Kim bilir belki de burası 2 santim giderken burası sadece bir buçuk santim uzayacak. Tabii ben bu değerlerin hepsini sallıyorum şu anda atıyorum. Sen bir santimde ama sonuç itibariyle A uzunluğu da şu yukarısı daha fazla sağa doğru gittiği için A uzunluğu da artacak. Peki ben bunu hiç böyle yapmadan. Şimdi bilgisayarda büyütülen bir fotoğraf gibi düşünsem hatta gel seninle birlikte o fotoğrafı büyütsem lütfen A'ya bak. Bak A'ya görüyorsun. Şimdi ne yapıyorum? Bunu biraz daha büyütüyorum, biraz daha büyütüyorum. Cismimle birlikte A kenarı da B kenarı da daha büyük olmadı mı? Uzunluk olarak baktığında. Şimdi küçültüyorum ve bak daha küçükler artık. Bu mantığı düşünebilirsin ve hiç zorlanmadan diyebilirsin ki ısıttığımızda A ile B uzunluğunun her ikisi de ne olacak? Artar diyeceğiz ve sorumuzu burada bitireceğiz. Ayet güzel ve gayet temiz oldu. Şimdi bir tane daha bununla ilgili örnek çözelim diyor ki homojen bir levhadan kesilmiş şekildeki cisim ne yapılırsa soğutulursa evet bu cismi burada ne yapıyorum soğutuyorum soğutulursa kare şeklindeki boşluğun ve bir kenarı a olan bu boşluğun ve r yarıçapının bir de teta açısının nasıl değiştiğini soruyor bana hadi hepsini birlikte yapalım şimdi öncelikle şunu düşünüyoruz bu kesilmiş bir parça, biçilmiş bir parça önemli değil. Biz bunu soğuttuğumuzda üzerindeki bilgisayarda bir çekilmiş fotoğraf gibi üzerindeki bütün ayrıntıları küçülmeyecek mi? Bir tek açılar sabit kalmayacak mı? A sonuçta boşlukta olsa bir kenar. O zaman A ne olur? Azalır. Çünkü soğuttum. Kısalır. Nasıl istersen. Yine aynı şekilde R dediğin bir uzunluksa R ne olur? Azalır. Ama bütün azalmalar Herkes kendi boyutlarıyla orantılı olduğu için şuradaki teta açısına ne diyeceğiz sevgili arkadaşım? Onlardan farklı olarak kesinlikle değişmez diyeceğiz. Bu da güzel bir ifade. Şimdi genleşme ile ilgili ikinci özelliğimiz ki ben bunu da çok ama çok çok ama çok severim ve çok da sık kullandığım özelliklerden bir tanesidir. Herhangi bir noktasından bir yere sabitlenen bir cismi ısıtıyorsan bütün genleşmeyi sabitlendiği noktayı referans alarak çözeceksin. Bak müthiş bir şey. Bütün genleşmeyi onun sabitlendiği nokta üzerinden çözeceksin. Isıtıldığında veya soğutulduğunda cismin üzerindeki bir noktanın yer değiştirme yönü ve büyüklüğü cismin sabitlendiği noktaya göre yorumlanır. Ne dedik? Bir noktanın, bir noktanın yer değiştirme yönü ve büyüklüğü cismin sabitlendiği noktaya göre yorumlanır. İşte bu çok güzel bir şey. Gel ne demek istediğimi biraz daha detaylı, hemen bir örnekle aşağıdan anlatalım. Diyelim ki özdeş türdeş dört tane metal çubuk birbirine şekildeki gibi bağlanmış, birleştirmiş. Nasıldı özdeş ve türdeş? Şurası D o, D, o zaman burası D, o zaman burası D, o zaman burası da D. Şimdi bu çubukları ne yapıyorum? Isıtıyorum. Isıttığım zaman üzerindeki K, L, M noktalarının yer değiştirme yönlerini ve yer değiştirme büyüklüklerini bulmak istiyorum. Hadi nasıl bulacağız? Diyeceğiz ki ya e, iyi de bu metal hocam O noktasından sabitlenmiş. O zaman gel şöyle düşünelim mi seninle beraber? Sanki bu metal değil de şöyle O noktasını O noktasını K'ye birleştiren bir çubuk varmış da Sanki bu çubuk genleşiyormuş gibi düşünelim. Çünkü K noktası için bize o lazım. O zaman üzerindeki bu çubuğun genleşmesini ifade edersen çubuk bu tarafa doğru gidecek. Hatta bu tarafa doğru gitmekle kalmayacak. Şu çok önemli. Burası D, Hat şuraya bir dikmemizi de koyalım. Burası da 2D olduğuna göre burası ne olacak? D kök 5 olacak. O zaman şuradaki delta x yer değiştirme k orantılı olacak. İlk boy demiştik ya. O zaman neyle? Kök 5 ile orantılı olacak. Çok iyi. Peki aynı şeyi diğer kenarlar için de yapabilir miyiz? Mesela şöyle bir şey yapsak diğer noktalar için. Mesela L noktası için yapsak. L noktası içinde sanki O noktasından L'yi birleştiren bir çubuk varmış gibi düşünsek ve bu çubuğun genleşmesini alsak bu çubuk da L noktası ile beraber bu tarafa doğru uzasa sadece şu yeşil çubuk. Çünkü sabitlendiği noktayı referans alıyoruz. Bizim için önemli olan O nokta. Peki bu durumda da delta X ne? L noktasındaki yer değiştirme neydi? orantılıydı. D d daha 2 ile değil mi? 2 de zaten kök 4 olarak ifade edilebilir. Son olarak bir noktamız daha var burada. Şimdi o noktanın genleşmesini ifade edelim. O noktanın genleşmesi için şöyle o noktasını yine buraya birleştirelim. Ve birleştirdiğimiz bu noktayla beraber diyelim ki sanki şöyle bu tarafa doğru uzadı. Yani bizim sanki şu turuncu çubuğumuz varmış da o uzuyormuş gibi düşünürsek yani sabitlendiği noktaya göre çözersek bu var ya sana müthiş sorular çözdürür. O zaman burası da D kök 2 ise şuradaki delta x m noktasında yer değiştirme orantılıdır neyle? kök 2 ile. O zaman bütün uzunluklardaki genleşmeleri tek tek yaptığımıza göre artık bunlar arasındaki ilişkiyi aşağı çok rahat bir şekilde yazabiliriz. Diyebiliriz ki delta x k'deki genleşme uzama yer değiştirme miktarı daha büyüktür delta x l'dekinden. delta x l'deki daha büyüktür delta x m'dekinden. Al sana. Cevap. Yani bir cisim bir noktaya sabitleniyorsa üzerindeki herhangi bir noktanın yer değiştirme yönünü ve büyüklüğünü lütfen sabitlendiği noktaya göre yorumla. O noktayı referans alarak yorumla. O zaman var ya ne sorular çözeceksin? Dediğimi unutma. Lütfen. Peki gelelim genleşme ile ilgili buradaki özelliklerimizi tamamladıktan sonra Artık burada neyimiz kaldı? Isı sıcaklık genleşme kısmının testlerine geçtik ve böylece ısı sıcaklık genleşme ünitemizi ya da konumuzu komple tamamlamış olduk. Testlerimizi tek tek çözeceğim sana ve böylece her şeyi bitirmiş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendine çok iyi bak arkadaşım.